Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bugün C# dersimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz Console Application'da. Şimdi ikinci dersimizde integer kavramını öğrenecektik. Metodun değişken tipini öğrenecektik. Şimdi integer'a girmeden evvel değişken nedir onu öğrenmemiz lazım. Şimdi değişken dediğimiz olay şu, matematikle aranız iyi ise zaten biliyorsunuzdur matematiksel olarak. Bir de programcı manasıyla konuşalım şimdi. Değişken dediğimiz olay şudur. Mesela bir şey tanımlarız. Ne tanımlarız? Mesela şuradan örnek bir tane şey açayım. Ama siz kafanızı yormanıza gerek yok. Zaten illaki öğreneceksiniz. Mesela otopark. Şu otopark şeyini. Otoparkı açalım. Mesela şu var arkadaşlar. Kalacağınız saat değerini yazınız derim. Şimdi ben mesela saat diye bir integer kavram tanımladım arkadaşlar. 45 saat kalacağım derim. Derim ki burada 12 saat üstü kalırsa 4 lira eksik gibi şeyler yaptım mesela. Ben burada 3 saat girseydim arkadaşlar, ben burada bana diyecekti ki 900 lira ödemen lazım. 7 saat girecektim desem 14 lira ödemen lazım diyecekti. Mesela 12 saat duracak deseydim 12 lira gibi bir rakam verecekti bana. Değişkendir, yani değişiyor olaya göre. Kullanıcının ne girdiğine bağlı oluyor bu. Bunun gibi şeylere biz değişken diyoruz. İnşallah anlatabilmişimdir. Anladınız ya. Anlamadıysanız da örneklerle anlarız inşallah şimdi. Mesela ne yapalım? İki sayıyı toplayalım mesela. Integer ile. Integer i, mesela x girelim, bir de y girelim arkadaşlar. Matematikte şeyimiz olsun. Diyelim ki x eşittir mesela 5. Bir de y eşittir yazalım. Bu da 4 olsun. Diyelim ki mesela bir tane daha değişken açalım arkadaşlar. Bundan sonra değişken diyoruz buraya. Sonuç yazıyorum. Yazdıktan sonra da diyorum ki sonuç eşittir. Toplama yapacaksak x artı y diyebiliriz mesela. Ondan sonra diyelim ki console, geçen dersi öğrendik arkadaşlar. Neydi? Write. Write yazalım. Yazdıktan sonra diyelim ki toplam eşittir artı sonuç diyelim ve ne yapıyorduk programımızın sonuna her zaman ne yazıyorduk arkadaşlar? Read key yazıyorduk. Şimdi yazdıktan sonra toplamı 9 lira. Şimdi bizim burada yaptığımız olay şu. En ince detayına kadar anlatmak gerekirse. Ama ben en başta şurayı anlatmak istiyorum arkadaşlar size. Şimdi siz diyeceksiniz ki değişkeni kullanıcı tanımlıyor diyecek. Hani biz kullanıcı olarak tanımlayamadık bunu. Ama ilk başta bir değişken, biz burada istediğimiz şekli verebiliriz buna. Burada. Kullanıcı biz de olabiliriz. Mesela ben buna 4 girdiğimde otomatik olarak 8 oluyor. Yani değişiyor. Bu şekilde anlatabilirim arkadaşlar. Bunun yanında şimdi sonuç yazdık. Sonuç yazdın eşittir x artı y yazdın. Bu ne manaya geliyor? Şimdi bu ne manaya geliyor diyorsanız zaten sizin matematiğiniz büyük ihtimalle zayıf. Neden? Çünkü mesela ne okuyorsunuz?
Mesela örnek veriyorum, Anadolu Lisesi okuyorsunuz. Anadolu Lisesi okuyan bir adam matematiği iyi olması lazım. Ve bunun da bir yerden aklınıza gelmesi lazım. Nereden aklınıza gelecek mesela? Örnek veriyorum, polinomlardan aklınıza gelir. Mesela px, x küp artı 2x, 2x kare artı 4 artı 5 mesela. Bunun gibi polinomlarda mesela px yazıyor ya, o x eşittir koyuyor. X'e eşittir veriyor. Ondan sonra o x'i tanımlayacak değerleri veriyor size. O x'e eşit olan değerleri veriyor. Burada da aynı şey yapıyor. Burada da sonucu veriyoruz. Ama sonuca da diyoruz ki arkadaşlar, x artı y diyoruz. Yani x ile y'nin toplamı sonuca eşittir anlamına veriyoruz burada. Şimdi sizin burada fark etmediğiniz bir şey, fark ettiğiniz ya da aranızdan bir iki kişi fark etmiştir illaki. Bir şey daha var arkadaşlar. Bu da nedir? Şurada bir artı kullandım. Bu artı burada toplama işlemine yaradı. Yani matematiksel bir işlemde yaradı. Şurada da bir tane de artı koydum. Bu artı da ne işine yaradı arkadaşlar? Toplamın yanına yazma işlemine yaradı. Yani sonuç olarak birleştirme işine yaradı. Bunun arasındaki fark nedir diye soracak olursanız, ki soracaksınız zaten kendinize ve yorumun altına, ben size şimdiden cevap vereyim. Bununla bunun arasındaki fark arkadaşlar, burada şimdi bunlar operatör olarak giriyor. Mesela şu operatör, bu operatör, şu da operatör, şunlar da operatör. Yani eşittirle artı işaretleri operatörlerdir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde göreceğimiz string kavramı var arkadaşlar. String de artı birleştirme anlamına geliyor. Şimdi string dediğimizde şuraya hemen zaten gözünüz çarpacaktır. Şurada da string yazıyor. Buradaki string ne anlamına geliyor? Static void main, yani bu program satırının altında string metinde kodlar kullanılır. Varsayılan olarak string değişkenleri tanımlanacaktır anlamına geliyor. Mesela bir sonraki dersimizde bir sonraki örneğimizde başka bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Bu şeyde de daha detaylı olarak anlayacağız. Şimdi integer int olarak kısaca yazılıyor arkadaşlar. Yazıldığını anladık. Yani int karakterleriyle yazılıyor. Int karakterlerin, yani int metodunu ya kodumuzu yazdıktan sonra boşluk bırakıp x yazdık. Bu x değişkenimizin adıdır arkadaşlar. Yani ben burada 4 verdim. Bu 5 de olabilir, 6 da olabilir, 8 de olabilir. Bu bana bağlı bir şey. Ve kullanıcıya tanıtmak istersem kullanıcıya bağlı bir şey arkadaşlar. Bu x adı değişebilir. Mesela ben bunu Z de yapabilirim. Ama Z yaparsam şurayı da Z yapmam lazım. Burayı Z yaparsam burayı da Z yapmam lazım arkadaşlar. Mesela burada Y yazıyor. Bunu X olarak değiştirebilirim. Yani bu isimdir arkadaşlar. İsimler değişebiliyor kolaylıkla. Onda bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Bir de sonuç var. Sonuç da aynı şekilde, bu da bir isimdir. İçinde değer bulunduran bir isim. Mesela örnek verecek olursak arkadaşlar, mesela bir arabanın plakası. Resmiyette araba nasıl tanımlanır? Modeli şey olarak tanımlanmaz. Plakası olarak tanımlanır. Tabii fazla bizim ülkemizde fazla değişmiyor da plakası. Değiştiren ülkeler de vardır illaki. Bizim ülkemizde de değiştirenler vardır. Hırsızlar bilen. Şimdi burada anlatmak istediğim olay şu. Mesela bir değer var. Bu değeri ne diyelim? Araba diyelim arkadaşlar. Burada da bir sonuç var. Sonuç diye bir ad var. Bu adı da plaka diyelim.
Bu adam istediği zaman plakayı değiştirebiliriz. Yalnız onda ne şartı var? Para, zaman kaybı gibi, para kaybı, zaman kaybı gibi olumsuz sonuçlar var. Ama bunda olumsuz sonuç yok. Belki bunda da olur. Ne gibi bir sonuç olur arkadaşlar? Mesela uzun uzun yazdınız. Bu mesela atıyorum sonuç diye bir şey yazdınız. Bu sonucu da 100-200 tane yerde kullandınız. O 200 yerdeki sonucun her birini değiştirmek zorundasınız. Bunun gibi bir zaman kaybınız olur. Başka bir şey olmaz diyebiliriz buna. Şimdi şu eşittir kavramı ise aktar anlamına geliyor. Yani burada diyoruz ki 4 değerini z değişkenine aktar anlamına geliyor. Burada da aynı şekilde 4 değerini y değişkenine aktar anlamına geliyor. Burada demek istiyoruz ki z artı y'yi sonuç değişkenine aktar. Z değişkeniyle y değişkenini topla. Topladıktan sonra da sonuç değişkenine aktar anlamına geliyor. Console write var mesela. Toplam var mesela arkadaşlar. Toplam yazdıktan sonra da artı işareti koyduk. Burada da artı birleştirme anlamına geldiğini söyledik. Söylediğimize göre bu diyoruz ki toplamla sonucu birleştir anlamına geliyor. Şimdi ben geçen derste anlatmadım. Onun için özür dilerim. Şimdi kısaca bir bahsedeceğim. Şimdi her satırımızın sonuna kodumuzun bittiğini bilgisayarımıza anlatmak için noktalı virgül koyuyoruz. Çoğu programlama dillerinde de C, Pascal, Java gibi dillerde noktalı virgül konulur. Yani kodun bittiğini bilgisayara anlatmak için bunu da söylemiş olalım. Şu şeyler de bazı duruma göre değişiyor. Belli başlı kodlarda parantez açıp kapatabiliyoruz. Mesela yes, true, false gibi şeylerde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunun gibi şeyler yapabiliyoruz. Şimdi yeni bir örnek yapalım isterseniz. Bu örneğimiz ne olsun? Aynı şekilde bir tane int yapalım. X, Z toplam gibi bir şeyi yapalım. Şimdi diyelim ki buraya, buradaki yapacağımız programımızın amacı toplama programı yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şimdi kod yazarken size önemli bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir şey diyeceğim. Kodlama standartları önemlidir. Bundan bahsedeyim. Mesela şöyle bir şey yazdığımızda ne diyecektim unuttum ben şimdi. Ha, şeyden bahsedecektim. Toplama programı yazacağız arkadaşlar. Programı ilk yazacağımızda kodlama standartlarını ileriki derslerde anlatacağım. Bir de şöyle bir şey var. Aklıma geldi. Şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Mesela böyle integer'da şeyde string'de sabit ya da değişkenleri tanımlarken arkadaşlar buradaki gibi xz gibi tek harfli şeylerden kaçının tek harfli değişken adlarından kaçının. Neden? Çünkü çok karıştırılır. Zaten uzun profesyonel bir program yazacak olursanız ki illaki ilerletirseniz bu şeyi yazacaksınızdır da bunu da söyleyeyim ben size. İllaki o değişkenleri aklınızda tutmanız için bir deftere ya da şeyde Word'e ya da bilgisayarda not defterinizde arkadaşlar illaki kaydedeceksinizdir. Yazacaksınızdır onları. Zorluk çıkartır size. Arama gibi bir şeyiniz yok burada. Arama gibi bir durumunuz yok. Bunun için
anlayabileceğiniz şekilde yazmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yani burada benim gibi XZ yazmayın. Ben neden yazdım? Çünkü kısa bir program yazacağım. 3-5 satırlık bir kod yazacağım için değişmeyecek bende. Onun için siz anlayacağınız şekilde değişken adları yazmaya özen gösterin arkadaşlar. Şimdi burada toplama işlemi yapma programına hoş geldiniz diyelim. Dedikten sonra da herhangi bir şey yapmasın. Direkt alt satıra geçsin. Alt satıra geçirtmek için de write line şey yapıyorduk, kullanıyorduk. Şimdi önemli bir husus yazacağız arkadaşlar. Yine write yazacağız da. Write'tan sonra önemli bir husus var. Birinci şimdi daha demin bir kod yazmıştık. Mesela ne dedik orada? X eşittir şey yazmıştık. 4 yazmıştık arkadaşlar. Burada da aynı şekilde aynı mantıkta ne yazacağız arkadaşlar? Buradaki amacımız şu olacak. Hani biz readline görmüştük ya. O readline ile readline'ı şu an kullanacağız arkadaşlar. Ne amaçla kullanacağız? Girilen değeri okuyup değişkene aktarma amacıyla kullanacağız arkadaşlar. Şimdi diyorum ki x eşittir console write değil readline parantez aç kapat nokta virgül. Bu şekilde yazacağız ama hata verdi. Hatamız ne? Bakıyoruz cannot implied convert type string to int. Diyor ki burada zaten ben bu hatanın geleceğini biliyordum. Anlatmak isteyeceğim şey de buydu. Şimdi ben daha 3-5 dakika evvel bir şey söylemiştim. Demiştim ki biz burada string varsayılan olarak değişken tipli program yazıyoruz demiştim arkadaşlar burada. Şimdi string'den int'e convert yani dönüştürme işlemi yapmam lazım benim burada. Bunu nasıl yapacağım? Bu da yeni bir metot. Bunu da bir yere kaydedin. Şimdi bunu yazdığıma göre ben şöyle kopyalayacağım. Kopyaladıktan sonra şöyle bir daha yapıştıracağım. Diyeceğim ki buraya ikinci sayıyı giriniz. Ben burada neden şey yapmadım şimdi write line yazmadım? Çünkü bu read line'da enter tuşuna basıyor ya enter tuşuna bastığında bir alt satıra iniyor. Zaten ilk derste söylemiştim. Onun için write line yazdım. Write yazdım. Line yazmadım arkadaşlar. Şimdi Z yazıyorum buraya. Z yazdıktan sonra daha deminki gördüğümüz örneğin aynısını yapıyoruz yine. X artı Z noktalı virgül diyorum. Ve diyorum ki console write diyorum. Dedikten sonra noktalı virgülü koyuyorum. Benden size bir tavsiye arkadaşlar. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Şu yazıyorsunuz ya mesela örnek veriyorum console read hemen parantezi açıp kapattıktan sonra write line'da bile hemen noktalı virgülü koyun yoksa unutursunuz nerede hata nerede hata diye kafanızı yorarsınız bu şekilde yormanıza gerek yok. Onun için uğraşmayın. Güzel güzel
programımızı yazalım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir şey yazdık. Gözünüz korkmasın. Sakın ha, benim birçok arkadaşım vardı. Gözü korktu bunları yaptığımızda lisedeyken. Sizin de gözünüz korkmasın. Sakın öyle bir şey yapmayın. Neden? Çünkü çok basit bunlar. Bakmayın C#, sağda solda belki duymuşsunuz C# zordur diye. Hiç de zor değil. Yalan söylüyorlar. Yalandan başka bir şey değil arkadaşlar bu. Sırf kendileri öğrendi ya, kendilerine zor geldi. Zor geldiği için size zor diyorlar. Yoksa çok basittir bu. Ha, şöyle şey var. Fazlalık kod yazıyorsunuz. Fazlalık kod yazıyoruz. Başka bir zoru yok arkadaşlar. Bu fazla kodu yazmamızın sebebi ise C++, C, Visual Basic gibi 3 tane dil var arkadaşlar. Bu dilin en iyi işlevsel özelliklerini bir çatıda toplamış Microsoft. Bunun için zor geliyor millete. Çünkü 3 tane dilin büyük özellikleri C# içinde saklı arkadaşlar. Ondan zor geliyor. Size zor gelmesin. Zor gelen yer herhangi bir ufak tefek de olsa soracağınız soru varsa sorun. Her türlü yanıtlamaya açığım. Bilmediğim soruyu da her türlü araştırırım. İyi araştırmacıyımdır. Her türlü araştırırım arkadaşlar. Size yine cevaplarım. Onun için yormanıza gerek yok kendinizi. İsterseniz örneğimizi çalıştıralım. Şimdi dedi ki toplama işlemi yapma programına hoş geldiniz. Birinci sayıyı giriniz dedi. 45 girdim. İkinci sayıyı giriniz dedi. 15 girdim. Toplamı 60. 45 artı 15 60 eşittir 60. Doğru mu? Doğrudur. Enter tuşuna bastığımda çıktı arkadaşlar. Neden? Çünkü ben burada read key yazdım. Bir tane tuşu okuması için. Şimdi convert to int 32 yazdım arkadaşlar ben buraya. Fark ettiyseniz şurada ben 10'a o pardon 16 yazarsam 16 da çalışacaktır. 64 yazarsam 64 pardon. 32 yazarsam 32 de çalışacaktır arkadaşlar. Neden? Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar bunun. Integer'ın maksimum rakam okuma kapasitesi var. Bu maksimum rakam okuma kapasitesi kaçtır? 2 üzeri yok pardon. 6 üzeri şu anda dönüştürme yaptığımız için 6 üzeri 32 olması lazım. 6 üzeri 32'ye kadar rakam değer okuyabiliyor arkadaşlar. Şimdi integer'ın farkı şudur. Integer matematik işlemlerinde kullanılır. Nasıl ki mesela cep telefonu numaranızı integer'da girseniz uzun astronomik şekilde bir rakam çıkacak karşınıza. İsterseniz deneyin. Mesela TC kimlik numaranız 14 haneli. Yazın. Yazdıktan sonra matematiksel olarak okumaya çalışın bakalım. Okuyabileceğiniz mi, okuyamayacağınız mı? Bu şekilde bir deneyin. String'de bu şeyler kullanılıyor. Bir dahaki derste string anlatacağım arkadaşlar. String'i de anlattığımda şöyle hafiften bir ısınmış olacaksınız. Isındığınızda şu ısınma işlemini geçtikten sonra if else komutlarını göreceğiz. Gördükten sonra da bakacağız ya duruma bağlı. Yapacağız işte. Geniş detaylı örnek örnek gideceğiz. Şimdi string işlemlerini yaptıktan sonra bu dersi de burada noktalayalım. Geçen derste de bahsetmiştim. Dersin sonlarında ilginç bilgiler bahsedecektim. Şimdi şöyle ben size bir bilgi vereyim. Bilgisayar sadece toplama işlemi yapıyor. Bu ne demek oluyor? Yani çıkarma işlemi yapamaz. Bölme işlemi yapamaz. Çarpma işlemi yapamaz arkadaşlar bilgisayar. Sadece toplama işlemi üzerinden şu gördüğünüz ekranı sadece toplamayla çıkartabiliyor arkadaşlar.
Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.